Balkan toprakları nice mümtaz insan yetiştirdiği, Balkan topraklarında doğmuş, o topraklarda yetişmiş binlerce şahsiyet ilmiyle, irfanıyla Anadolu ve Rumeli'yi aydınlattılar. Arkalarında izler bırakan bu şahsiyetleri şimdi hatırlayalım. Bosnevi, Üskübi, Eflaki, Sofyevi, Silistrevi, Yanyavi, Selaniki nispetli yüzlerce alim Rumeli'yi şahanede yetişti. ...16. yüzyılda yaşayan ve Tarihi Selaniki adlı eserin müellifi Mustafa Selaniki ile 1574'te Macaristan'ın Peç şehrinde doğan Peçevi tarihinin müellifi İbrahim Peçevi'yi minnetle yad etmek gerekiyor. Ruznameci İbrahim Peçevi, anne tarafından da Sokollu ailesine mensuptu. 1865'te şimdiki Bulgaristan'ın sınırları içerisinde kalan Plovdiv, Filibe'de dünyaya gelen ve 1914 yılında İstanbul'da şaibeli bir şekilde vefat eden Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi ise İslam Tarihi isimli eserinin yanı sıra Amak-ı Hayal isimli ilk felsefi romanımızın müellifidir. Çeşitli mecmualarda yazarlığının yanı sıra Darülfünun'da felsefe müderrisliği de yapan Ahmet Hilmi, Osmanlı son döneminin önemli mütefekkirleri arasındaydı. 1850'de Güney Arnavutluk'ta Fraşiri kasabasında dünyaya gelen Şemseddin Sami ise ülkemiz ve Balkanlardaki Arnavutlar arasında ortak değerimiz olan bir şahsiyet. Kamusül Alam'la ilk Türkçe sözlük olan Kamusut Türkiye'nin müellifi olan Şemseddin Sami 1904'te İstanbul'da vefat etti. Taşuki Talat ve Fitnat adlı romanıyla da tanınan Şemseddin Sami'nin oğlu Ali Samiyen ise Türk spor hayatında önemli rol oynayan simalar arasındadır. Günümüzde Balkanlarda yetişen tarihçilerimizden biri ise Profesör Doktor Kemal Karpat. 1923'te Romanya'nın Dobruca bölgesindeki Babadağ'ın Armutlu köyünde doğan Profesör Karpat, üniversite eğitimini Türkiye'de yaptı. Tarihçi vasfıyla uluslararası akademik camianın önemli isimleri arasında sayılan Profesör Kemal Karpat'a 2016 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi. Evet, bu nadide topraklarda yaşayanları, önemli şahsiyetleri konuşuyoruz. Evet, az önce Şemseddin Sami'den bahsettik ve tabii Rumeli toprağında yetişen birçok ortak değer var. Bunlardan bir tanesi bu. Ne düşünüyorsunuz kendisi? Evet. Mesela orada Filibeli Ahmet Hilmi de geçti. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi. Hı hı. Şehbender konsolos demek. Babası konsolosmuş. Oradan bu ismi gelmiş. O da mesela hakikaten o amak-ı hayal bugün bile çok baskı yapan kitaplardan biridir. Böyle hayal olarak anlatan, hakikaten muhayyileyi geliştiren bir kitaptır. Mesela sürgüne gitmiş Vizan'a, orada Şeyh Sunusi'ye biat etmiş. O Sunusi hareketinin başındaki. Sunusi'ye ile ilgili de bir kitabı vardır mesela, kaynak eserlerden biridir. Hakikaten Osmanlı'nın o dönemki insanları, ki yıkılış döneminde olmasına rağmen çok verimli insanlar. Hı hı. Mesela Şemseddin Sami Fraşeli'de, Güney Arnavutluk'ta doğuyor, Fraşeli kasabasında. Üç kardeş bunlar. Şimdi bakıyorum, 1850 doğumlu, o Taşuki Talat ve Fitnat'ı 1872'de yazıyor, 22 yaşındayken. Şimdi bugün 22 yaşında daha tahsil hayatının içerisinde insanlar ve o zamanın ilk romanlarından birini yazıyor. Ve 54 yaşında vefat etmiş. 54 yaşının içinde, ben 54 yaşındayım bugün. O yaşın içindeki verime baktığınız zaman arkasında o kamuslar var, dev gibi. Ansiklopediler var, çıkardığı yayınlar var. Çok çalışkan bir adam. Kaç tane lisan biliyor? Yani işte yabancı dille Arapçası çok iyi, Türkçesi, Arnavutçası, ondan sonra Farsçası. Çok fazla dil var. Ve bütün bunlarla ilgili mesela Türkçenin lehçeleriyle ilgili kitaplar yazıyor. Şimdi bu insanlara ben baktığım zaman bunların hayatını bir hikaye gibi değil, bir CV okur gibi değil, hakikaten ibret alır gibi okumak lazım. Gençler için de bence en önemli tarafı bu. Bir de Şemseddin Sami ailesinde, Fraşeri ailesinde çok ilginç bir şey var. Arnavutlar kendi milli benliklerinin en önemli kişileri olarak bu Fraşeri ailesini sayarlar. Esasında Türkçe'ye de çok büyük hizmet etmiştir Şemseddin Sami. Ben hep bakmışımdır, bunun hayatındaki unsur Arnavut milliyetçiliği mi, hı-hı, Osmanlılık mı? Esasında bir yandan Arnavutların bu milliyetçiliğiyle ilgilenmiş. Ne zaman ilgilenmiş? Çok ilginç geldi bana. Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra Berlin Savaşı, Berlin Muahidesi sırasında Arnavutluğun Yunanlılara verilmesiyle, bir bölümünün Yunanlılara verilmesi konusu geliyor. Orada abisi Abdülfıraşeli
Bir Sultan Abdülhamid'in de bir şekilde desteğiyle o zaman kurulmuş olan bir cemiyet var. O cemiyeti oluşturuyorlar. Şemsettin Sami de onun içinde. Ve o cemiyet ve oradaki teşkilatla birlikte Berlin anlaşma şeyine katılıyor, muahedesine. Ve orada Arnavutluğun Yunanlılara gitmemesi için uğraşıyor. Yani Arnavut milliyetçiliği o zaman Osmanlı'nın parçalanmaması için. Arnavutluğun hiçbir zaman Osmanlı'dan ayrılmasını düşünmüyor mesela Şemsettin Sami ailesi. Fakat padişahla da bağlantılı olarak bir Arnavutçuluk yapıyorlar ve Arnavutluğu korumak ve Yunanlılara gitmemesi için. Fakat o zaman onların yaptıkları o teorik çalışma daha sonra Arnavut milliyetçiliğinin en önemli metinlerinden biri olarak lanse ediliyor. Yani o zamanki dünya politikası çok ilginç. Bugün de mesela Türkiye'nin hakikaten Orta Doğu politikasına baktığınız zaman her gün değişen dengeler var. O gün için de dengeler aynı var şey. Ve bu insanlar hem ilim adamı hem hareket adamı ve bu faaliyetler içinde yer alıyorlar. Bence Şemsettin Sami Fraşeri ailesini çok iyi incelemek lazım. Mesela tiyatro oyunu yazmış, çeşitli kitaplar oluşturmuş. Ondan sonra işte çocuğu yine Ali Samiyen bir hatırası var bizim Türkiye için. Hakikaten hem Arnavutlar için hem Türkler için çok önemli bir kesim. Ama biz tabii bugünün milliyetçi jargonuyla anlıyoruz. Ama onların Arnavutçuluğu esasında o zaman Osmanlı içinde var olan bir küçük alt benlik olarak Arnavutluğu öne çıkaran bir yapıları var. Evet. Belki Şemsettin Sami'yi öyle okumak lazım. Ama hakikaten ben hizmetlerini gençlerin özellikle yaptıklarını incelemesi lazım kanaatindeyim. Kısa ömürde insanların ne kadar verimli çalışabildiklerini gösteren kahraman insanlar bunlar.